Ama öncesinde Emine Taşkıran geliyor. O da evladı için burada. Yani çocuğunuzun reşit olması aslında onu korumayacağınız, kollamayacağınız bir kayıpta, bir kayboluşta peşine düşüp, düşmeyeceğiniz anlamı da taşımıyor. Ee, Emine Taşkıran e, kayıp olan kızını aramak üzere geliyor. Buyurun. bir anda söyledi. Hoş geldin. Sağ ol teşekkür. Hayırlı yayınlar. Sağ ol çok teşekkür ediyorum. Gel Emineciğim böyle. Nasıl istiyorsan öyle otur. Kaç yaşında Emine 25 yaşında. Hayır siz kaç yaşındasınız? 46. 46 yaşındasınız. Siz hiç çocuk oldunuz mu? Olduk. Hay oldun da sen çocukluğunu yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşamadım. Kaç yaşında <laughs> anne oldun? <laughs> 21 yaşında. Oh. yaşında anne olur. İki çocuğum var. Ben kızımı arıyorum. Kızımı arıyorum. Ben kızımı geri getirsin. Ben kızımdan hiçbir haber alamadım. 3, 3 aydır. <laughs> Tıkandım. 21 yaşında anne oldun. iki tane de çocuk dünyaya getirdin. E ee, teslimi için buradasın. Teslimi evet. 25 yaşında. 25 yaşında. Evli mi bekar mı? Bekar. Bekar. Sizinle mi yaşıyordu? Bizimle yaşıyordu. Fakat 20 Ocak tarihinde kızın e, Şaban Tülbar e, tarafından kaçırıldı. Evet. ...iddiasında evet. E, bulunuyorsun. E Şaban ismini kızının kaybıyla ve kaçırılmasıyla aynı gün mü duydun? Aynı Yoksa gün öncesinden duydum. biliyor muydun? Aynı muydu? gün duydum. Hiç önceden hiçbir şeyden haberim yoktu. Kız gitti. Her şey ortaya meydana çıktı. Evvel hiç bir şey yoktu. Antalya'nın neresinde yaşıyorsunuz? Antalya, Kaşkemer'de. Ee, yani orada kızınla beraber yaşarken... ...kızının evden ayrıldığı günü hatırlıyor musun? Nişana gittiler. Ocağın 20'sinde. Hı hı. Nişandan götürmüş. Nişana gidiyor kızın. Nişana. Aslında evden nişana gideceğim diye çıkıyor. Aynen nişana gideceğim Peki, diye çıkıyor. Kızın kaybolduktan sonra kızın evde bir takım eşyaları, kıyafetleri eksik miydi? Hayır hiçbir şey yok. Hiçbir şey götürmedi. Her şey burada. Her şey evde kaldı. Kimliği, ehliyeti hepsi burada. Kızın kendi isteyerek mi gitmiş yoksa onu zorla mı almışlar? Zorla götürdüler ne düşünüyorum ben yani. Öyle düşünüyorsun. Aynen. Ee, Çünkü bu... evli başlı olduğu için... Doğru da götürdüler diye düşünüyorum. Bu Şaban Tülpar sizin e, bir akrabalığınız, uzaktan U bir uzaktan tanışıklığınız. Uzaktan benim kaymağım uzaktan bir akrabasıymış. Bir akrabası. Evet. Sen bunu hiç dünya gözüyle görüyor muydun sık sık? Hiç görmedim. Öyle geriden geriye bir bayramda seyrende gördüysem gördüm. Gördün. Aynen. Şimdi Şaban Tülpar normalde evli. Evli. E, senin kızın da bekar. Bekar. Ve e, 20 Ocak tarihinde kızın nişana gitmek için evden çıktığında Şaban'ın yanına gidiyor. ...kızın ortadan kaybolduktan sonra kaç gün beklediniz geri dönmesini? Ya da hemen anladınız mı bu Şaban'la kaçtığını? Paz Pazar gün telefon etti Şaban. Hı hı. Benim kızla beraber konuştu. Hı hı. Baba bizde bir şey yok. Dedi bu kadar. Ondan sonra Şaban konuştu. Ne dedi Şaban hı. sana? Kesmen'in hiçbir suçu yok. Her suç benim dedi. Başka bir şey öyle konuşuyordu İşte her hata benim. Hı hı. Her hatayı ben yaptım. Kabul edeyim Ramazan amca dedi böyle. Her hata benim dedi. Ya teslimenin bir kabahatı, hatası yok dedi. Peki kızın o gün telefonda konuştun mu? Ben hı. iyiyim beni merak etmeyin. Şaban'ın yanındayım dedi hı. mi? İyiyim ben merak etmeyin dedi bu kadar. Başka bir şey konuşturmadılar. Ocak 20'den bu tarihe kadar bak bugün de 23 Nisan. Kızının sesini bir daha duydun mu? Hiç duymadım, hiç bir takaramadım. Ne bileyim diğer kardeşlerini, yengesini, halasını, hiç teyzesini hiç kimse yaramadı. Hiç kimse, kimse yaramadı. Hiç kimse yaradı. 20 Ocak'ta kaçıyor, Şaban diyor ki sakın diyor teslimeye kızmayın, tüm sorumluluk ben de ben Aynı. onu kaçırdım, kızın da ben iyiyim diyor. Peki Şaban'ın ailesi, annesi, babası, babası ne bileyim yok. Karısı. karısı, bu var. adamın bir de karısı var. Var var. Yani o nerede? O da evinde, karısı da evinde. Üçü Öten, beraber mi yaşıyorlar? Beraber yaşıyorlar. Bir kız buraları var, annesi var. Kız şey evvelki... ...evvelki kaynasıyla beraber yaşamıyormuş. Şimdi kızın Şaban'a kaçtı. Kaçtı. Şaban'ın resmi nikahlı eşiyle beraber kuma olarak mı yaşıyor? A kuma, ayrı yerde yaşıyormuş. Ha, yani yine nihayetinde kuma da biri bir evde yaşıyor. Vallahi o kalkan da dediler. Hı hı. Ben bilmiyorum, kalkan da dedi herkes. Sen Şaban'la Teslimen'in kaldığı yeri biliyor musun? Hiç duydun mu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Onlar başka bir yerde. Aynen. Yerden geriye <laughs> sadece bir az lafıyla duyuluyor. Kalkan'daymış, Denizli'deymiş, İzmir'deymiş. Yani sürekli böyle bir gezi aynı, aynı. halindeler. Aynı. Geziyorlar. Sen buradan kızın Teslimen'i ne söylemek istersin? Ben kızımı bu arada görmek istiyorum. Biz canın şey, telefonunu duymak istiyorum. Bir sesini duymak istiyorum. Benim kızım iyi. evli başlı adam niye götürmüş? Bunun çoru var, çocuğu var. Şimdi Osman Bey de burada. Osman Bey teslimenin nesi oluyor? Ben ancak duyurları ol oluyorum. <laughs> ee, ben kız kaçırıldıktan iki gün sonra or oraya vardım. Oraya vardığımda bana söyledi ki, kız bana telefon açtı. <laughs> Osman amca bana merak etme. Benim huzurum iyi dedi, bu kadar. Hemen onun arkasından Şaban Tural bana mesaj yazdı. Hı -hı. Telefon çekmedi Osman amca kusura bakma Hı -hı. mesajda da yani telefonumda hazırdır mesajlarda. Ha, kibar kaçaklar bunlar yani. Evet. Bundan sonra şu 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 şekilde gönüllüydüm biz gönüllü olaraktan kaçtık eşimden boşanmasını istiyordum boşanamadık. Hı -hı. Eşim de benden ayrılmak istemedi diye bu kadar bir şey yazdı. Evet. Yani e, Şaban boşanmak istiyor boşandıktan sonra teslimiyle evlenmek gibi bir Ev, planı vardı. Dedi. Büyük ihtimal Şaban'ın karısı da bunu duyduktan sonra. Ee, boşanmayacağım diye inatlaşıyor. Bunlar da kaçıyorlar. Bunlar da kaçıyorlar. Nerede oldukları da belli değil. Bir Denizli'de dediler, bir İzmir'de dediler. Hala gerçekteşinin şimdi hanım abla diyor ki ben hem de kalkan da bilmem nerede diyor ama Neredeydiğini gene bilmiyor. Aynı bilmiyoruz. Hiçbir hiç, şekilde hiç, bilmiyorsun. Hiç, şimdi hiç. siz Antalya'dasınız. Şaban'ın normalde yaşadığı yer, memleketi, toprağı neresi? Aynı karşı o da karşıda. Yani ya... o da Antalya'da. O da Antalya'da, o da, da karşıda yani. O da Anladım. Ama şu anda o da Antalya'da değil. ...ama neredeyse bilmiyoruz şimdi. İşte biz de bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz hiçbir Aynı. şekilde. Aynı. E, nerede olduğu belli değil. En azından siz de destek olmak üzere... E, ...buraya geldiniz. Şimdi, şimdi ben de dedim ki... ...oğlum mesaj yazdım altına... ...oğlum gel... ...bunların sorumluluğunu ben alıyorum... ...gel ne yapacaksanız eğer gönüllü gittiyseniz de... ...gel ben halledeceğim sizi... ...ne iş yaparsanız yapın... ...biz bir ortaya çıkın kendi işinize bakın dedim. Saklanmaların sebebini Tehdit ediliyorlar mı? Yok, bir yok. bulunmamak. Öteki ama bir de... öteki hanım getirmiyor. Getirmeyince annesi de getirmiyor herhalde. Zar orada köyde sen ben şey edecek diye. Şimdi o da yazık. Ona da e, o da gariban yani, yani. Kocası başka birini kaçıp götürüyor. Aynı Şimdi şey o kadının ne kabahati var? O çok sabıcın ne kabahati var? Sen kimi burada suçlu buluyorsun? Ben şu anda burada arada Şaban'ı suçlu buluyorum. Benim kızda da vardı suç. Hı -hı. Ben kızım da yok değil mi? Benim kızda da vardı suç. Ne e, istiyorsun peki? Ben bir kızımın telo, bir sesini duyayım. Ne diyorsa ona göre bir şeyler yapalım, konuşalım. Dedi ki anne seviyorum. Seviyorsa hayırlı geçince versin? Yapacak Uzak mı şey dursun sende? Buyur. Uzak mı dursun? Yapacak bir şey yok. Gelmeyince ne yapacaksın Esra abla? Hiç siz duydunuz mu? Yani, Şaban'la evet. böyle bir e, tanışıklığı var. Hiç duymadım Gönül abla. ilişkisi var. Hiç, hiç duymadım. Ya Biz... da şimdi teslim edeyim. E, 25 yaşında. isteyeni var mıydı? İsteyeni vardı. Çok isteyeni vardı. Ben gitmeyeceğim. Ben evlenmeyeceğim diyor bana. Kız, ha evlenmek... evlenmek istemiyorum diyor. Aynen. Evlenmek istemiyorum. Kızın yaşın geldi. Senin yaşın da İki, birer ikişer çocuk annesi oldu. Daha sen anne ben evlenmeyeceğim. Ben evleneceğim de size derin diyorum. Niye nişandan kaçmaya tetikleyen ne oldu? Hiç anlamadık orasını. Size mesela söylersiz hayır dersiniz. Biz hiçbir şey demedi bize. Arkadaşımın nişanına gideceğiz baba dedi. Babası da kırmadı götürdü. Hiçbir yere kırmasın. Ama şöyle bir durum olabilir. Ee, bazı dedikodular gelir. Aman bu iş bitsin diye teslimeyi siz evlendirmek isteyebilirsiniz. Şey. Eve görücü getirirsiniz. Eve görücü gelince de Şaban der ki teslim eder ki eyvah ben de evleniyorum der. Bunun üzerine kaçarlar. Böyle bir olay yaşandı mı? Yaşanmadı. Yaşanmadı. Yanlış yaşanmadı. Öyle bir olay Teslimeye yaşandı. görücü geliyor muydu? Görücü geliyordu. Sağdan soldan telefon ediyorlardı. Biz sende bir kız varmış Sen yanına geleceğiz çay içeceğiz diye. Bu varsa ben bir kıza sorayım diyordu. Başka bir şey demiyordu. Teslimeye soruyorsunuz. Aynen. Teslimeye Sana soruyoruz. çok hayırlı bir kısmet çıktı kızım. Aynen. Aynen. Teslimenin cevabı? Gelmesin ne daha ben evlenmek istemeyin diyordu. Bu kadar. Başka Hiç bir şey demedi. mi? Yani bu bir anda böyle kaçmayla başlayan bir ilişki değil. Belki bir süredir devam eden bir ilişki. Şey ama işte kız gittikten sonra 12 senedir konuşuyor dedi. 12 senedir Hı -hı. mi? He, 12 senedir konuşuyormuş. Çocukluğundan beri Hı. bunlar. Aynen. Şimdi madem 12 senedir konuşuyormuş da Niye Ötekinle evlenmiş? Madem benim kızla evlensin... ...benim kız orada, burada değil miydi? Niye öteki bayanın başını yakmış? Öteki bayan da yabancı değil, halasının kızı. Yani Ay. Şaban 29 yaşında, Teslime 25 yaşında... ...12 yıldır, hadi 10 yıldır birbirlerini seviyorlar. E, evet. E bu durumda Şaban hala kızıyla evleneceği Teslime teslimi isterdi. Aynen, ben de öyle diyeyim. Benim bir yanıma gelsin, benim kız istesin. Hmm. Niye ötekini isteyeyim, madem gönlünü yoksa, almayacaksa? Niye ötekinin... Ya, çocuğu var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Of, yani şimdi çocuk da aile düzeninden oluyor. Aynı. Kızınızın eğitim durumu nedir? Buyur. Okula gidiyor muydu? Gitmiyor, okulu bitirdi. Okulu ya yani liseden mi? Liseyi bitirdi. Liseyi bitirdi. Ondan sonra hiç e, ortaya çıkmadı. Teslimi ve Şaban Tülpar nerede saklanıyor? 20 Ocak tarihinden beri e, kayıp olan. Ee, kızı teslimeyi aramak üzere gelen Emine Hanım Söğüt Yomuz'da Şaban Tülpar isimli kişiyle kaçıyor. Ee, 12 yıldır arkadaşlıkları olduğunu iddia ediyor ama Şaban Tülpar evli teslim annesine aslında bir cevap vermeli. Bu cevapta niye kaçtığını, neden kaçtığını, niye saklandıklarını da açıklamalı. Çünkü sen ocaktan beri neredeyse uyumuyor musun? Aynen, aynen. Ben 3 aydır kanalıyım. Gece gündüz aklımdan hiç gitmedi. Hiç. Unutmadım. Bayramlar geldi, seyrenler gitti, gene ağladım, oturdum. Gel. Bayramı ziyaret etmeye gelenler gene ağladım. Bir de bayramımız ziyaret etmeye gelenler, Emine var mı bir haber teslim eden diye soruyorlar. Aynı, aynı soruyorlar. Sorduklarında benim yüreğim zaten yaralı. Yaralı olduğu için dayanamayın. Ben bak bir çocuğum için ben dağda malım var. Bir eşimi tek başına koydum geldim. Bora kızımın bir sesini duyun diye. Her gün aradınız mı kaybolduktan sonra? Aradım, ben çok aradım. Bir tek telefona ulaşılmıyor. Telefonlar hattını değiştirdiler? Jandarmaya gittin mi? Gittik, her yere gittik. Hiçbir yere, yere kalkmadı. Gittim. Yani onu aramaktan vazgeçmedin mi? Geçmedim. Geçmedim. Hiç her yerine başvurduk. Polisine daha her yerine başvurduk. Bir yeri çıkmadı. Yaşı kaç? 25. Tamam. Şimdi Durdu. Bu kayıp olanlar, aileler aradığı zaman onlara sistem ediyorlar. Bence yatıp kalkıp peşinize düşen, sizi arayan, sizi merak eden ve başınıza bir şey geldi mi diye soran aileleriniz varsa ya onların yani ellerini ayaklarını öpün. O kadar kıymetli bir şey ki bazı insanlar var ki hayatlarında biri iyi misin diye sorsun diye bekleyen, biri onu merak etsin diye bekleyen o kadar çok insan var ki. Ama şimdi teslime sen onu niye arıyorsun diye eminim sana kızıyordur. Kızı da bilir, kızı da bilir. Programa gelme fikri kimden çıktı? Ya işte üç aydır ses, seda alamayınca sen ben dedim oraya git bir Nasip hiç affedecek bir şey yok yani ha. hepimiz aynı Aynen. şey. nasip ediyoruz. oraymış Ben de buraya geldim hiç olmasa bir sesini bari duyayım dedim Ondan sonra gönül Ne istiyorsunuz mesela Tesime geri mi gelsin Şaban boşanıncaya kadar Yoksa sizinle konuşsun Sesini duyun Ya ben bir sesini duyayım Eğer Şaban'la yaşayacaksa yaşayabilir Ben ne yapayım Gelmeyeceksin dediğinde ben ne yapayım Yani sevdan uğruna ailenden vazgeçme hiç. Yani aşk bir seçimi gerektirmiyor Ya benim bir çocuğu var bir hanımı var, öten de hanım kabul Bir boşanma etmedi. davası var mı Şaban'ın eşiyle? Açmışlar mı, duydunuz Açmamışlar. mu? Açmamışlar. Karı boşanmıyor, evden de çıkmam ha. ha. Haklı olarak. Ha. Yani Aynı. onun yerinde hangi kadın olsa bir anda Aynı. bu tepkiyi, Aynı. E, bu öfkeyle ve kızgınlıkla, kadınsı içgüdülerle verebilir. Ama teslimi hayatını kumu olarak ya da ikinci eş olarak sürdürmek istiyor mu? Bağır olan bu konumu kendine yakıştırıyor mu? Ee, yapmış olduğu davranışın aslında sonuçlarının farkında mı? Ee, bunu da sormak istiyorum ama önce teslimeyi Şaban Tülpar'ı bulalım. Antalya'daki seyircilerimize çağır da bulalım. Onların nerede olduğunu bilen mutlaka akrabaları, yakınları, birileri vardır. İsminiz, cisminiz benim için hiç önemli değil. Siz şuraya bir mesaj atın, şuradadır deyin. Benim için yeterli. Seni şimdilik uğurluyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam Yarın tekrar beraber olacağız. Buyurun. Sürütyo'da Kahramanmaraş'tan Menekşe Tıraş. E, ...isimli bir annemiz var. Evet. Benim... ...benim acım çok büyük Esra Hanım. Biliyorum hepsini. Yavrularımı kaybettim. onu da kaybedersem hiç. Hiçbir şeyim kalmadı benim. <laughs> Kalbim söndü. Başınız sağ olsun. <laughs> sağ olasın. Ee, Bunu tek başına gidemez. hiç aklı kendinden. Menekşe küçük. teyze... <laughs> Çocuğu 6 Şubat Demektim. tarihinde hepimizin yası ve felaketi olan o asrın felaketinde <laughs> oğlunu, kızını oy. ve e, torunlarını Uzu, kaybediyor. Yavrularım, tırlantalarım. O ölmeydi, buralarda onu bulurdun Erdoğan. Bulamadım tek başıma. Götürmüşler sadece İzmir'den bir mesajı geldi. 10 gün sonra oradan bir leşete yazılmış. Sadece haberim bu. Oranın polisi aramadı. <laughs> şimdi İhbal hep beraber verdim. arayacağız. İhbar verdi dedim. Resimlerini ee, attırdım. Sev... Çocuk daha öyle olduğuna bakma Aklı daha minnoşu var. Dananın adını minnoş kuruk buruk onu özledim. Ee, gerçekten şimdi burada gördüğünüzde böyle kocaman bir e, beyefendi görüyorsunuz büyük, ama. Bir boyu çok büyük. E, uzun boylu fakat yüzde %60 zihinsel engeli olan. Biri e, Ünal. Ne olur bulunsun. E, 36 alansın. yaşında. Kahramanmaraş'ta ailesiyle beraber yaşıyor. Ama e, 6 Nisan tarihinde sabah 7'de kalkıyor. Diyor ki anne ben balığa gideceğim. Balığa gideyim diyor. E senin için sıradan bir olay. Balağa evet, gitmesi. hep gider. Hep gider. Hep gidiyor. Ve balığa gitti diye. E, git her zamanki yaptığı şey olduğu için de çok da arkasına evet, bakmıyorsun. Bakmayayım git dedim. Saat 10'da komşun sana geliyor. Evet arıyor beni telefonla. Ne dedi komşun? Komşun beni aradı. Benim dedi kapı dedi kilitledim anahtar üstünden kaldı böğrüne koydum dedi. Kapım açılmış dedi. 200 bin liralık adakası varmış. 7 tane Cumhuriyet altınım kayıp olmuş. 7 Cumhuriyet altınım kayıp. Kayıp. Öbürküler Hı -hı. duruyor dedi. Nakit para, dört bilenzik. Bunlar Hı -hı. duruyor dedi. Hı -hı. Koştum gittim kadına. Neden dedim buraya da aklım? Paraya karşı zaafı var. Olsun parası ne kadar olursun şuraya paraya koy bir miktarını alır. Hı -hı. alır yani. Hı -hı. Niye koydun dedim. Hiç dedim şeye vermeyek. O mutlaka akşam gelir ben elinden alırım dedim. Hı -hı. ben gene konuştum. Senin yani Ünal'ın o altınları aldığından komşun Hiç, emin mi? Hiçbir bilgi yok işte o almış diyor. Alırım. İşte ben de şey diyemedim yani. Peki sık Bir, sık böyle şeyler olur muydu? Böyle sık sık sana... Olurdu bu, ama hı. harcamazdı. Benden niye alırdı ki Maraş'a giderdim Maraş'a çıkamaz. Bir miktar harcar geri getirir. Getir, geri getirdi. O Sen de dedin ki bu komşunun evine girdi. Bu yedi cumhuriyeti altında aldı. Akşam gelir ben altınları ondan alırım. Alırım dedim. Neyse akşama kalmadan bunun peşine balığa gidiyorlar. Gerçek balıkta orada. Bunu golüyorlar korkak zaten. Hı -hı. Abi 10 yaşında çocuk arkasına sıyırsın kaçar. Hı -hı. Bunu koğuluyorlar ormanlarda. Ben de vardım. Bulunmadı. Ben aradılar. Bulunmadı. Akşam oldu. Oruç tutuyor -hı. -hı. Bir de. Hı, -hı. Bulunmadı. Gittim dedim Maraş'a gider. Onu gider buluruk Maraş'a gittik Aradık. Polise verdirdim. Ama bu demin de bayram gelici. İlk bayrama Hı -hı. bir gün var. Bir tek abisi kaldı Hatay'da. Kalp hastası. O geldi. Şimdi aslında bak şu detay da çok önemli. O gün o balığa gittiğinde bu altınları... Kimin altınlarıysa onlar gidiyorlar bunu kovalıyorlar. Evet. Ondan sonra Ünal ortadan kayboluyor. Ondan sonra kayboluyor. 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 Ee, kaybolduktan sonra e, sen kayıp başvurusu yapıyorsun. Bir tek 11 Nisan tarihinde İzmir'de bir hastanenin... Evet. Evet. acil servisine babasına, giriş babası yaptı. Babasına, evet. Bir işte ee, gidemez, hastaneye kesinlikle gidemez. Mesajı var. Okul bunlar yok. Çok önemli. İzmirli seyircilerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Ünal %60 e, zihinsel engeli olan. Ne Basisi Allah. babası olan. 36 <laughs> yaşında iri yapılı yani irice bir çocuk. Ama annenin iddiası yani aklı bir çocuğunkinden ev, yani farklı değil. E, bu sebeple de şimdi o Kahramanmaraş'ta Normalde kovalandı, kaçıp eve gelecekken İzmir'e nasıl gitti? Nasıl gitti? Gidemez, yani, hiç il dışına çıkmadı daha. İzmir daha. İzmir'e onu kim götürdü? Kimsemiz yok. Yanında biri var mı? Yani ne bileyim Maraş'tan tanıyan, o altınlarla bağlantısı olan altın biri var mı? Altın için götürdüler. Engel, altın üzerindeyse diyorum, bak aldan emin diyelim. Eğer üzerindeyse bunlar o alıp bir kanıt yok, barna yok. Niye o zaman... barna aldırmıyorsunuz. Niye bulunmadı da niye kapıyı Ama senin altın. çocuğun otobüs bileti alıp Adını soyadını, TC kimlik numarasını, verip otobüs biletini alıp otobüse binip İzmir'e gidebilir mi? Gidemez. Nüfus He? kağıdı var üstünde. Nüfus kağıtsız gitmez tamam. ama bilette yok. Otobüs biletlerini çektirdim. Şey hayır hayır. Bilet yani ben sana şunu soruyorum. Ha. Bu daha fena. Yani otobüs biletini kendi alamazken o zaman özel araçla mı gitti? Vallahi bilmiyorum. Onu işte götürdüler, bıraktılar oraya. Parayı aldılar. Biri oraya yönlendirmeden yönlendirme. kilitli bir eve girebilir mi? Anlamadım. Şimdi altınlar evet. komşunuzun evinde evet şimdi biri ona yardımcı olmadan kilitli bir eve girip oradan altınları Gir alabilir mi sizin evden alır çünkü sizin evde girer evine. öyle Başka aklı yok ki girer yani girer <laughs>